Saadet Partisi Konya Milletvekili Sayın Abdülkadir Karaduman konuğumuz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Abdülkadir Bey, şimdi arkadaşlarıma rica edeyim. 7 numaralı görseli ekrana getirsinler. Onu okuyalım. Onun üzerinden size ilk soruyla başlayalım. Tabii. 7 numaralı görselimiz. İYİ Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetlerinin araştırılması ve sonuçlarının uluslararası topluma deklare edilmesi önergesi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedildi. Öncelikle bunu soracağım. Meclistesiniz. İkincisi, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi haberleri sanırım 10 günde 15 günde bir görüyoruz. Neleri reddediyor AK Parti ve MHP? Bunu soracağım. Buyurun. Evet, tabii aslında bu mesele yani Türkiye'de işte dün itibariyle İYİ Parti'nin Doğu Türkistan'la ilgili vermiş olduğu önergeyi AK Parti'nin red oyu ve MHP'nin de çekimsel oyuyla birlikte bu önergenin reddedilmesi ve buna benzer birçok önergenin aslında bir bakıma AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesi aslında burada bir ittifakın varlığıyla ilgili değil. Burada tam olarak bir koalisyonun varlığıyla ilgili bir şeyi söylemek mümkün olur. Bugün ülkede aslında Millet Meclisi'ndeki AK Parti ve MHP'nin ortak tavır ve tutumları birlikte hareket etmesi aslında Türkiye'deki mevcut Cumhur İttifakı'nın bir ittifakın daha ötesinde anlamlar taşıdığını ve bir koalisyona tekabül ettiğini açıkça söylüyorum ki söyleyebiliriz. Şimdi özellikle bu tartışmalar çok yani dün itibariyle başlayan tartışmalar değil hiç şüphesiz. Daha önce FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasıyla ilgili hem İYİ Parti'nin vermiş olduğu önerge hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu önerge bütün kamuoyunun da bildiği üzere Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla ne oldu? Reddedildi. Ya da kadın cinayetleri daha evvelinde araştırılsın ve bununla ilgili tedbirler alınsın noktasında verilen önerge aynı şekilde AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Ve buna benzer özellikle mesela Elazığ'da yaşanan bir deprem faciası var. Özellikle İstanbul'da bu anlamda bir deprem bekleniyor. İstanbul'u ciddi anlamda etkileyecek ve Türkiye'de de önemli gündem başlıklarından bir tanesi. Bu anlamda da verilen önergeler AK Parti ve MHP oylarıyla reddediliyor. Yani eğer tırnak içerisinde söylüyorum bu ülkeye sosyalizm gelecekse onu da biz getireceğiz anlayışının hala açıkça devam ettiğini de çok net bir şekilde görüyoruz. Yani ülkede son derece toplumsal olaylarla ilgili, ülkemizi ilgilendiren son derece ciddi meselelerle ilgili muhalefetin verdiği önergeler AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grupları tarafından reddediliyor. Ve bu çerçevede de muhalefetin özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki çalışmalarının engellendiği, tırnak içerisinde sadece kendi yukarıdan gelen talimatların uygulandığı bir ortamın oluştuğunu söylemek bu anlamda mümkün olacaktır. Tabii bunun örneklerini arttırabilmemiz son derece mümkün. Ancak dün özellikle Doğu Türkistan'la ilgili mesele önemli. Çünkü Cumhur İttifakı kendisi dışında kimseyi Türk olarak da görmüyor tabiri caizse. Neredeyse Müslüman olarak da görmediği bir ortamda Doğu Türkistan davası bizim milli davamızdır. Ve bu anlamda da Cumhur İttifakı'nın Doğu Türkistan'da yaşanan zulme duyarsız kalması aslında yerlilik ve millilik iddialarının ne kadar ayağa yere basmayan iddialar olduğu, aslında bu iddialarla birlikte iktidarın ikircikli tutumunun ne kadar hangi boyutlara ulaştığını görmek açısından da son derece önemli. Ve ne yazık ki bugün bir Saadet Partisi olarak dünyanın neresinde olursa olsun yani bütün zulümlere karşı çıkan ve bütün mazlumların yanında duran misyonunu her geçen gün daha da hiç şüphesiz güçlendiriyor Saadet Partimiz. Ve bu çerçevede de Doğu Türkistanlıların da sesi olmaya, Doğu Türkistan'da yaşanan bunca mezalimi dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Ve bu çerçevede de Çin'den sorulması gereken hesabın adeta
Doğu Türkistanlılardan sorulması gibi bir iki yüzlülüğün tabiri caizse ortadan kalkması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin yani bir bakıma devlet yönetme ciddiyetine uygun tavır ve tutum sergilemelerini de bu anlamda sonuna kadar zorlayacağız. Bu çerçevede de geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz genel kurulda da bir konuşma yaptım. Özellikle insan hakları eylem planının açıklandığı bir ortamda Türkiye'de Doğu Türkistan meselesini de insan hakları denkleminde muhakkak değerlendirmek zorundayız. Özellikle Türkiye'de büyükelçilik ve konsolosluklar önünde ailelerinden haber alamayan Doğu Türkistanlıların yapmış olduğu eylemlerin engellenmesi ve bu anlamda kardeşlerimizin gözaltına alınmasını da hiç şüphesiz insan hakları eylem planı çerçevesinde değerlendirmek durumundayız. Ama burada da sahici ve tutarlı bir tavrın olmadığını da açıkça ve üzülerek ifade etmek isterim. Evet, Sayın Karaduman, şimdi biz şöyle bir fotoğraf çıkarıyoruz. Sokağa bakıyoruz, bambaşka bir gündem var. Mecliste vekillerimiz sizler milletin vekilliğini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama meclisteki konuşmalar olsun, kavgalar, tartışmalar sokaktaki vekiline oy veren seçmenin talebine dönüşmüyor ne yazık ki. Yani sizler milletvekili olarak gerçekten hangi konu, haktan ekonomiye her konuda sesi iletemiyor musunuz? Yoksa iletiyorsunuz, kulaklar tıkalı. Siz dinlenmiyor musunuz? Evet, tabii şöyle, bugün yani içerisinde bulunduğumuz aslında durum iktidar zemini açısından ya da iktidar mensupları açısından bir bakıma işte bu önergelerin reddedilmesiyle de birlikte aslında partizanlığın hakikatin önüne geçtiğinin, partizanlığın bütün değerlerin önüne geçtiğinin de bir göstergesi konumunda. Dolayısıyla bu ortam ne yazık ki Türkiye'de insanlarımızın sorunlarına, insanlarımızın, vatandaşın problemlerine duyarsızlığın da en başa göstergesidir. Çünkü artık Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhur İttifakı insanlarımızın sorunlarını görmemek, diğer taraftan insanlarımızın içerisinde bulunduğu hakikaten çok zorlu yaşam koşullarını ortadan kaldırmak enerjisi bulunmadığı için bu sorunların üzerini örtmek ve bu sorunları tırnak içerisinde medya manipülasyonuyla ya da farklı gündemler oluşturmak suretiyle, farklı suni gündemler oluşturmak suretiyle ülkede yaşanan asıl meseleleri izole etme noktasında bir gayretleri söz konusu. Elbette ki biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de ekonomide, özellikle eğitimde, diğer taraftan işsizlik meselesinde ülkemizin hakikaten çok ciddi sorunları, problemleri var. Bunlarla ilgili çok yoğun bir şekilde meclis çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ama ne hazindir ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidarın özellikle tavrı bu sorunların üzerini örtmekle ilgili bir durum. Bugün iktidar algı yönetme çabasının emin olun 40'ta birini bu ülkeyi yönetmek için harcasa şu anda yaşadığımız problemlerin hiçbirini kanaatimce yaşamıyor olacağız. Ama burada sorun çözme iradesi ortadan kalkmış, sorunu örtbas etme iradesi muhkem kılınmıştır. Ve meclisteki mevcut durumu da bu çerçevede değerlendirebiliriz, bu çerçevede görebiliriz. İnsanlar milletvekillerine oy verir, hangi siyasi parti olduğu önemli olmaksızın. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de, işte Milliyetçi Hareket Partisi'ne de, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP grubu olmayan vesaire bütün milletvekillerine insanlarımız oy verir ve bu oy vermesinin de aslında bir gerekçesi kendi sorunlarını meclis zemininde konuşulması ve bu sorunlara çözüm üretilmesi, evet, çözüm bulunması. Ama ne yazık ki bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi adeta iktidarın bir laboratuvarı haline gelmiştir ve iktidarın aslında muhalefeti susturmaya, muhalefeti konuşturmamaya ya da muhalefeti hiçleştirmeye dönük bir takım uygulamalarını süreç içerisinde görebiliyorsunuz. Ben eminim ki
Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri ülkede yaşanan bunca sorunun farkında, bunca problemin farkında ama özellikle öncelikli meseleleri, beka gibi sorunları, işte sürekli FETÖ, sürekli PKK gibi meseleleri ısıtıp gündeme getirirseniz bununla birlikte ülkenin gerçek gündemini de örtbas etmeye noktasında bir başarı da belki yerine göre kazanabilirsiniz. Dolayısıyla ben sorunları bilmedikleri kanaatinde değilim ama sorunları oluşturdukları daha büyük sorunlarla örtmeye ve örtbas etmeye çalışıyorlar. Evet. Abdülkadir Bey, şimdi meclisin sizin şu an anlattığınız gibi fiili bir durumu var. Hani algılarla, çeşitli manipülatif söylemlerle halkın gerçek gündeminin yansıyamadığı bir durum var. Ama ayrıca yansıtmaya çalışan milletin vekillerinin de karşısına bu sefer fiili değil hukuki bir durum çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Meclisin etkinliği problemi ortaya çıkıyor. Siz de Saadet Partisi'nin meclisteki temsilcisi olarak meclisin bu durumunu nasıl görüyorsunuz? Yeni sistemde milletvekilliğinin millete ne kadar hizmet edebilir olduğunu nasıl görüyorsunuz? Ayrıca Saadet Partisi olarak bunu düzeltmek için nasıl bir yol ve yöntem? Hani güçlendirilmiş parlamenter sistem deniyor, yarı başkanlık sistem deniyor, birçok şey söyleniyor. Nasıl bir yöntem olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Evet, tabii aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani bir takım fonksiyonları, işlevleri, misyonları vardı. Aslında bunlardan bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yapma faaliyeti var. Sadece yasama yapmak değil, aynı zamanda denetlemek gibi bir faaliyeti de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en başat faaliyet alanlarından birisi. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aslında yasama faaliyeti tırpanlanmamış olsa da tabiri caizse, ama eğer yasama yapma yetkisi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değilse, Cumhurbaşkanı sadece çıkardığı bir kararname ile ülkeyi yönetebiliyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gereksiz olarak görülüyorsa, diğer taraftan özellikle meclisin bakanları denetleme yetkisi, daha önceki süreçte sözlü ve yazılı soru önergeleri vardı biliyorsunuz. Evet. Ancak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte sözlü soru önergeleri ortadan kaldırılmış ve sadece yazılı soru önergeleriyle ilgili bir durum söz konusu. Ama burada da soru önergelerine bakanlıkların hangi günde cevap verdiği, 15 günde cevap verme zorunluluğunu lağvettikleri, bu kuralı bile ortadan kaldırdıkları, hatta bazı soru önergeleriyle ilgili bir yıldan bu yana verilmeyen cevapları biliyoruz. Bu anlamda da Türkiye tarihinde aslında soru önergelerine verilen cevaplarda en başarısız bir hükümetle de karşı karşıya olduğumuzu açıkça söylemek isterim. Dolayısıyla burada aynı zamanda bakanların milletvekili olma şartının da kaldırılmış olması aslında iktidarın ve iktidar sahiplerinin inşa ettiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yani milli iradeyi, yani sürekli ifade edilen, sürekli süslü cümlelerle söylenen millet iradesini, milli iradeyi yok saydıklarını ve ülkede sadece bir kişinin iki dudağı arasında ülkenin teslim edildiği bir manzarayla hiç şüphesiz karşı karşıyayız. Bu da meclisin yasama hakkının kısıtlanması, insanlarımızın yaşama hakkının kısıtlanması anlamına gelecektir. Ve bugün de bu sorunları zaten yaşıyoruz açıkça söylemek gerekirse. Bu çerçevede de Saadet Partisi olarak yani Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'nun da defaatle ifade ettiği, yani yasama, yürütme ve yargının ayrılığının keskin çizgilerle belirlendiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yapma yetkisinin üzerinde bir yasa faaliyeti, yasama faaliyeti, kararname faaliyetinin olmaması, bu çerçevede de özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetleme yetkisinin yeniden meclise tanınması, milletvekillerine tanınması ve bu çerçevede de yetkilerin sadece bir kişide temerküz etmeyecek şekilde bu gücün de millet meclisiyle paylaşılması hususunda
şu anda çok yoğun bir mutfak çalışması söz konusu. Öyle evet. inanıyorum ki önümüzdeki günlerde Saadet Partimiz güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili bir taslağı, bir çerçeveyi de ortaya koymuş olacaktır. Ama mevcut gidişatın ülkedeki sorunları çözmesi mümkün değildir. Evet Sayın Karaduman, bir de ekonomi ciddi bir bunalımda. Özellikle de yakın tarihte Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu reformlar aslında yabancı yatırımcıya hukuki teminat sağlayan ve teşvik edici paketler olarak değerlendirildi. Öyle de çıktı ortaya. Şimdi yarın Cumhurbaşkanımız ekonomik anlamda reformlar açıklayacak. Böyle bir beklenti var şu an. Siz ne bekliyorsunuz? Yani esnafımızın derdine derman olacak mı? Ya da vatandaşımızın ekonomik çıkmazdaki buhranını sonlandıracak mı reformlar? Ne öngörüyorsunuz? Evet, tabii öncelikle son süreçte Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişmiş olması, diğer tarafta Merkez Bankası Başkanı'nın değişmiş olması ve TÜİK Başkanı'nın bir ayda iki defa değişiyor olması aslında Türkiye'de bir istikrarın olmadığını da açıkça, yani iktidar her ne kadar ekonominin kötüye gittiğini kabul etmese de aslında bu ekonomi yönetiminde çok ciddi bir zafiyetin olduğunu da açıkça ortaya koyuyor. Ama burada asıl olan isimlerin değişmesi değildir. Asıl olan, yani defaatle ifade ettiğimiz bir husus, sadece bir partinin değişmesi meselesi olarak da biz hadiseyi bu şekilde okumuyoruz. Mesele burada anlayışın hiç şüphesiz değişmesidir. Eğer siz bir reformdan bahsediyorsunuz, 19 yılın sonunda ülkede her gün insan haklarıyla ilgili, bir tarafta hukukla ilgili, ekonomiyle ilgili reformlar sunuyorsanız aslında bu bugüne kadarki uygulamalarınızın yanlışlığını ifşa etmektir. Yanlışlığını ortaya koymak, bunu kabul etmektir. Yani iktidara yeni gelmişsiniz cesine her gün yeni bir reform paketi açıklamak aslında bugüne kadar yapılanları yanlışlamaktır. Bugüne kadar iktidarın uyguladığı ekonomi politik modeli bir bakıma yanlış olduğunu kabul etmektir. Ama burada ben insan hakları eylem planı ile ilgili de ifade ettiğimiz hususlar vardı. Yarın açıklanacak ekonomi reformu ile ilgili de sadece Türkiye'de yabancı sermayenin faaliyetleri açısından bir ortamın oluşturulmasıyla ilgili bir takım kaygı ve endişelerle hazırlanan metinler olduğu kanaatindeyim. Aksi halde Türkiye'de bugün faize dayalı, borca dayalı, tüketime, ithalata dayalı, dışa bağımlılığa dayalı bir ekonomi anlayışı devam ettiği müddetçe hiçbir reform Türkiye'deki sorunları çözemeyecektir. Aksi halde siz üretime dönmezseniz, ihracata dönmezseniz, özellikle tarımı ayağa kaldırmak noktasında bir gayrete girmezseniz, ülkeyi faizsiz bir ekonomik anlayışı ve modeline kavuşturmazsanız, elbette ki ülkede ekonomik olarak söyleyeceğiniz şeyler sadece birer süslü cümleden ibaret olarak kalacaktır. Evet. Ama burada bir zihniyetin değişikliğine, bir anlayışın değişikliğine açıkça ihtiyaç vardır. Ve bunun için de umarım iktidar bu anlamda sahici adımlar atar. Ülkenin sorunlarını çözecek popülizm ve günü kurtarmak adına ortaya konulan cümlelerden ibaret değil de hakikaten ülkemizin içerisinde bulunduğu sorunları çözecek bir takım uygulamaları ortaya koyar diye ümit ediyorum. Ama mevcut gidişat ne yazık ki bu çerçevede de şekillenmiyor. Evet. Aslında şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz Sayın Karaduman? Yani iktidarı devirelim, gelelim, biz çözelim, tamam bu bir tercih. Ama eğer çözülecekse bugün hemen iktidar da bu anlayışa sahip olsun ve çözsün mü demek istiyorsunuz? Evet, tabii biz şunu defaatle söyledik, yine de söylemek isterim. Yani bizim elimizde sihirli bir iksir var ve bunu kimseye göstermiyoruz ki iktidara geldiğimizde biz uygulayalım gibi bir yaklaşımımız hiçbir zaman olmadı. Sürekli iktidara yapıcı muhalefetimizi
sürdürmek noktasında yol gösterici, rehberlik yapıcı bir siyaset misyonunu her zaman ortaya koyduk. Bu çerçevede de biz ekonomiyle ilgili genel başkanımızın açıklamaları da, partimizin ortaya koymuş olduğu yaklaşım da ülkemizin elbette ki daha yaşanabilir ve adil bir ülke olması açısından ve bu kaygı endişelerle ortaya konulan yaklaşımlar. Eğer bunu elbette ki iktidar uygularsa biz bundan memnuniyet duyarız. Biz yani ülkeyle ilgili yapılacak olumlu şeyleri farklı bir siyasi parti yapıyor diye bütüncül bir şekilde reddetme ahlakına hiçbir zaman sahip değiliz. Eğer iktidar bu anlamda müsbet gördüğümüz, ülkemizin yararına olarak gördüğümüz adımları olursa elbette ki bunları destekleriz. Elbette ki bunu motive etmeyi bir mesuliyet olarak, bir vatandaş olarak da, bir siyasetçi olarak da, bir siyasi parti olarak da bunu bir mesuliyet olarak kabul ederiz. Ama yanlış uygulamaları da hiçbir zaman kabul edemeyiz. Ancak burada ben reçetenin özellikle yani hastalık doğru bir şekilde teşhis edilmezse tedavinin de amaca, maksada uygun bir şekilde yapılması mümkün olmaz. Bugün Türkiye'de sorunları en net şekilde, en rasyonel şekilde ve en ciddi şekilde tespit eden siyasi parti hiç şüphesiz Saadet Partimizdir, başta ekonomi meselesinde olmak üzere. Dolayısıyla Saadet Partisi'nin sorunları tespit etme ve sorunları daha rasyonel bir şekilde tespit etme imkanı, dolayısıyla çözümlerin de Saadet Partimizde olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Şu andaki mevcut gidişatın çözümü milli görüş anlayışındadır. Saadet Partisi'nin temsil ettiği değerlerdedir. Saadet Partisi'nin yaslandığı fikri altyapıdadır. Ve bunlar uygulanmadığı müddetçe de bu sorunların çözümü mümkün değildir. Burada da açıkça söylemek isterim ki elbette ki iyi niyetle AK Parti bir fayda merkezi bir çalışma yapacaksa bunu destekleriz. Ama ülke adil ve yaşanabilir bir ülke olacaksa bu da ancak Saadet Partimizin iktidarıyla mümkün olacaktır. Saadet Partisi'nin fikirlerinin iktidarıyla mümkün olacaktır. Diğer türlü polyanlacılık oynamanın da elbette ki bir anlamı söz konusu değildir. Sayın Karaduman, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sizlere de hayırlı çalışmalar dileyelim.